El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi geldim diğer bir noktaya. Öfkeli olduğun anlarda kesinlikle çaresiz değilsin hepimiz öfkeleniyoruz. Hepimiz bunu kontrol altına alabiliyoruz. Hepimiz bunu öğrenebiliriz. Bu bir insani durum. Bu değişmez, genetik bir şey değil. Mesela toplumumuzda bu var. Bu insan öfkeli, bu insan değişmez. Bu insan tutumu böyle. Böyle bir şey yok. İşte benim babam da şeydi, öfkeliydi. O yüzden ben de çok öfkeliyim. Hayır. Her sorunun bir çözümü var. Her şeyin bir şeyi var. Sadece onu kontrol altına almak ve farkında olmakla alakalı olan bir durum. Tabii ki de çocuklarda bunu yapmak mesela daha kolay. Çünkü onlar daha yeni yeni ve bazı şeyler daha kökleşecek. Yetişkinlerde deneyimler, elinden tecrübeler vesaire derken onlarda birazcık daha zor bir süreç bekleyebilir. Ama çocuklara bunu küçük yaşlarda öğretmeye başlarsanız ileri aşamalarda daha kolaylık sağlayacaktır. Diyoruz ki çocuğa o kavuşuk yönteminden sonra ya otup tutacaksın ya darbe alacaksın dedik. Gevşeme egzersizleri yapılabilir dedik. Mesela sinirlendiğiniz zaman derin nefesler alıp o nefes teknikleri dediğimiz sistemler ya da çok basit anlatımıyla e, derin şeyden derin bir nefes alıp telkinlerde bulunuyorsun yavaş yavaş. E, Bulunduğun noktalarda şu sinir hücrelerinde, sinir kısımlarında meridyen kısımların işte şu avuçların işleri olabilir, işte boyun kısımları olabilir. Bizim EFT tekniklerimiz var ama çocuklara öğretmek amacıyla daha basit yöntemler işte başının iki yanı vesaire olabilir. Ya da işte kollarını açıp kapamak olabilir. İşte aynı şekilde ayaklarında vesaire ısınma gibi gevşeme hareketlerini yapabilirler. Bu bir bu diğer bir yöntem. Ee, başka bir yöntem olarak şunu da yapabilirler. Bunu genellikle yaşam koştuğunda da söylerler. Kaslarımız şimdi öfkelenince sıkılıyor ya. Kendi kendine o bir, sıkma durumu oluşuyor ya. Biz diyoruz ki öfke, ha, öfkeli hissettin. O durumu düşün o durumun kaynağı ne? Bana bunu dedi, ben bu yüzden öfkelendim, o bana bunu diyemezdi. Şimdi ben öfkemi şey yaptım, hayalini kurdum. Kaç veriyorsun öfkene? Bir üzerinden kaç veriyor mesela? On veriyorum. Tamam, şimdi gözlerini kapat. Öfkeni düşün, kendini sık. O bütün kaslarını, o şeyleri sıkmaya başla. Ve bunu düşünürken oradaki öfkeni her sıkışınla küçülttüğünü gör. Yani o öfke giderek küçülüyor. Sonradan böyle bir müddet duruyor, duruyor, duruyor. Ne zaman kendini hazır hissedersen, o öfkenin duracağını düşünürsen, şimdi o öfkeni artık bırakmaya hazır mısın? Eğer hazırsan, eğer artık küçüldüyse o öfkeni bırak gerek yavaş yavaş. Bakın ben şu anda hani çok odaklanmadan yapmama rağmen yavaş yavaş bırakırken iyi o vücudundaki gevşemeyi hisset. Bak, yavaş yavaş açıyorsun Şu anda bile <laughs> sanki böyle birisi vücudumdan şey yapıyormuş gibi. Yavaş yavaş bırakarak da aynı şekilde birkaç defa tekrardan yani bu durumla karşılaşmadan sonra, tekrarından itibaren bu durumdan kurtulmaya doğru gezeceksindir. En azından öfkeni baskılayana kadar. Ee, şimdi diğer bir nokta, dikkat kaydırma. Öfkelendi. Diyorum ki, şimdi beni bir sandalyenin üzerinde hayal et. Sandalyedeyim ben özellikle şu küçük yaştaki grup ergenliklerden biraz öncesindeki çocuklarda işe yarayan tekniklerdendir. Şimdi beni bir sandalyenin üzerinde hayal et. Sandalyenin üzerinde benim küçüldüğümü, başım, gövdem, kollarım hepsi yavaş yavaş küçülüyor. Seninle bir oyun oynayalım, böyle bir oyun. Şimdi çocuk hayal dünyasına Odaklı bir çocuk zaten çünkü o yaş dönemlerinde onların hayal dünyaları çok iyi çalışıyor. O yüzden e, çocuk zaten belli bir süre sonra bunu böyle bu şekilde annesi gözünün önünde küçüldüğünü hayal etmesini söylüyoruz biz ona ve gittikçe de küçülüyor. Eğer çocuğun suratında bir mutluluk imgesi gördüğünü yaparsak zaten o öfkesinin bir süre sonra gitmiş olduğunu dikkati başka noktaya getirmeniz gerektiğini gayet de işe yaradığını görmüş oluyoruz. Diğer bir sistem neydi? Nefes alıyorduk. Nefes aldıktan sonra kendini nerede hayal etmek istersin? Ya sana neresi iyi geliyor? Mesela ben kendimi işte havai adalarında, işte deniz kenarında, kumsalda hayal etmek. Ya da mesela yemek yemeyi çok seven birisi ise aklına en sevdiği yemeği getirsin mesela. Hani de ki sinirli olduğun zamanlarda eğer bunları hayal edersen sen de aynı şekilde öfkenin zamanla geçtiğini göreceksin şeklinde ifade edebilirsiniz. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi diğer bir kısım öğrenme psikolojisi noktası. Şimdi burada öğren, öğrenci koçu olarak bizim aslında pek çok yöntem ve tekniği de göstermemiz gerekiyor yani bu eğitim kapsamında. Ancak temel seviye eğitimi olduğu için ben bunları çok fazla değinmeyeceğim. Dileyenler olursa ileri seviye eğitiminde çünkü yaklaşık 80 tane teknik var ve bazı beyin egzersizleri var bunları da biz e, göstermemiz, aileyi yönlendirmemiz gerekiyor. O yüzden eğer onu yaparsak saatler süreceğinden ötürü sadece birazcık öğrenme psikolojisi kavramını bahsedip e, diğer konulara yavaştan geçeceğim. Şimdi öğrenme psikolojisi dediğimiz bu sınav kaygısı, korkular, endişeler biz bunları nasıl ediniyoruz? Bunlar doğuştan mı yoksa sonradan mı gelmiş? Biz diyoruz ki, hep şu örnek verilir, bir bebek düşünün, bir bebek korkuyu, e, korku duygusunu tanımlayabilir mi acaba? Bir bebek yani korku durumunu çok fazla tanımlayamaz. Yani bir sınava karşı bir stres ya da sınava karşı bir endişe, sınav onu ürkütücü gibi gelebilir mi? Gelemez. Şimdi bizim öğrenme psikolojimizde davranışçılık kuramı edimsel işte koşullanma, klasik koşullanma, gözlem yoluyla, sosyal yolla öğrenme gibi bazı tanımlarımız var. Davranışsal öğrenmeden ki bir uyarıcı nötrken yani bize hiçbir anlam ifade etmezken başka bir şeyle koşullanarak ona artık bir tepki vermeye başlarız. Bu Pavlov'un köpek deneyini Duymuşsunuzdur diye tahmin etmekteyim. Orada yani sınav bizim geçmiş endişelerimiz, geçmişteki başarısızlık durumları ya da çevremizde olan bir başarısızlık durumu neticesinde biz bunu sonradan edindik. E biz ne dedik? Sonradan edindiğimiz her şeyi dönüştürebiliriz. O yüzden korku ve kaygı içinde e, bu durumları dönüştürebiliyoruz. Bunun için işte olumlama teknikleri, e, düzen, beyni otomatikleştirme açısından olan bu 21 günlük periyotlar, e, ondan sonra eksiklikleri güçlendirme ne gibi noktalar verilebilir gibi ifadeler bulunmakta. Şimdi diğer bir nokta, benim sağlıklı bir zihne sahip olabilmem için bedenimin öncelikle sağlıklı olması, dengeli beslenmem, düzenli uyumam, yediklerime, içtiklerime dikkat etmem gerekiyor. Olumlama telkinleri yapıyoruz dedik, aileleri uyarıyoruz dedik. Hiçbir olumsuz düşünce yok. Her şey olması gerektiği gibi senin kendi olumlu bakış açına göre değişeceğini sen biliyorsun. O yüzden kendini hep olumluya, hep pozitif duruma, hep ee, gerçekleştirilebilir olduğunu bilincine varıyorsun dedik. İkinci noktada ben beslenmeme dikkat etmem gerekiyor. Öğrenciyim. Aileleri diyoruz ki beslenmenize dikkat etmelisiniz. Nasıl beslenmeye dikkat etmeliyim? Şimdi bilimsel olarak kanıtlanmış bazı yiyecekler var ve bu yiyeceklerin beyni zeka seviyesine açtığı söyleniyor. Hani bilimsel olarak kanıtlanmış şeylerdir bunlar. Peki nelerdir bunlar? 1 avokado 2 yaban mersini 3 ceviz 4 fıstık 5 ısırgan otu. E, limon, balık, etler, işte yağ tohumlar, susam gibi belli dereceye kadar fındık, badem, yumurta, süt, yoğurt, tepek ekmeği pekmez, algıda ve hafızada yükseltici noktalardandır. Yani ara 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 ünlerde vesaire yenilmek gerekiyor. Ya da haftada en az iki defa balık yenilmesi tavsiye ediliyor ve balıkların içerisinden zeka oranını en fazla arttıranın da sardalya balığı olduğu söyleniyor. Ee, biz buna diyoruz ki eğer ders çalış Çalışırken beynin zinde tutmak istiyorsan, vücudunu aynı şekilde haftada en azından iki defa balık yemeye özen göstermeniz gerekiyor. Başka ne diyoruz? Diyoruz ki eğer kapalı bir ortamda çalışıyorsan sürekli, mesela mezuna kalan öğrenciler ya da işte hafta sonunda evde olan öğrenciler, evet ev ortamında ol, işte havalandırmanı zaten yapıyorsun anladım ama o stresi azaltmak için en azından yarım saatliğine bir doğaya çık, bir yürüyüş yap, bir işte ağaçları, böcekleri, kedileri bir sev, bir dokun onları, bir rahatla, bir kendini bedenini o oturmuş durumdan kurtar, birazcık rahatlat açısından ona en azından bunu öneriyoruz. Artı beynin çalışma düzeni vardır, uyku düzeni. Uyku düzenini sabit kılman gerekiyor. Mesela işte e, diyorlar ki hocam ben gece çalışıyorum şu şekilde. Şimdi beyin zaten onla iki ya da üç arası üçte kadar e, bazı o egzersizler yani zihin olarak yerinde değildir. O sıralar bizim uyku saati olarak bilimsel olarak kanıtlanmış zaten. Bu süre zarfının dışında çalışma tempona. Bakman gerekiyor ve bunu bir düzene oturtmalısın. Şimdi mesela sınav sürecinde olan çocuklar olduğunda biz onlara diyoruz ki sınav günü gelmeden en azından iki hafta öncesinde artık e, sanki sınava o an gidiyormuş gibi, gidecekmiş gibi sınav saatine göre kendini ayarla hani kalkacaksın işte mesafe vesaire varsa ne kadar zaman geçiyor onun öncesine uyan aynı şekilde kahvaltını et ve onu bir düzenli hale getir diyoruz başka neler var kola gibi asitli içecekler işte çay gibi koyu çaylar işte kahve Kahve biliyorsunuz ki zaten bir fincandan fazlası zararlı. Bir de bu çocuk sınav stresi içerisinde. E, Onlara bunlardan uzak tutmamız gerekiyor. Bunun yerine işte kuşburnu, bitki çayları gibi daha doğal olan şeyler, e, içecekler içebilirler. E, günde zaten en az 2 litre su içmeleri gerekiyor. 1,5-2 litre bu 6-8 bardak tekabülüne geliyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Taze sıkılmış... Meyve suları olabilir ama paket olan meyve suları genellikle reflüsü olan çocuklarda e, mide işte bozulmaları, rahatsızlıklar bunlar zihnine de etki edeceğinden bunlardan uzak durmaları gerekiyor. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. İşte e, mesela örnek bazen programlar istiyor. Tabii ki de bunu e, bir diyetisyen, bir uzmanla bir yemek uz şeyiyle, uzmanıyla konuşması gerektiğini ya yani doktor nezdinde mesela biz çilek meyve yiyin diyoruz ama belki çocuğun avokadoya karşı ya da çileğe karşı şey vardır, alerjisi vardır. Ona göre düzenleyecek. Ama nasıl yapacak? Kahvaltısını mutlaka yapacak. Bir kahvaltı saat belirleyecek. Kalktıktan en azından bir iki saat sonra o kahvaltı yapılacak. Kahvaltı yapmadan derse başlanılıyor. Ancak bu durum ne oluyor? E, bu durum sen sınava da gireceksin aynı şekilde. Sınav durumunda ne olacaksın? Sınav durumunda bu seni etkileyecek. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında e, uyku düzeni dedik. Uykuyu düzenli hale getirmek gerekiyor. Evet, kahvaltıyı yaptın. Ara öğün olarak işte yoğurt, meyveli yoğurtlar. Ama bunlar doğal olmasına dikkat edin. Sonra sebze yemekleri ağırlıklı olarak beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Akşam yemeği yedikten sonra ders çalıştığı için acıkabiliyor. İşte bunda da işte bir avuç badem ya da fındık gibi kuru yemiş tarzı yiyecekler ya da muzlu süt, çilekli süt gibi e, süt ürünleri ...ne ara öğün olarak verebilirsiniz diyoruz. Peki geldik şimdi sınav sabahına... ...ya da sınav vakitinin öncesine. Şimdi çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bazı uzmanlar diyor ki... E, ...uzmanlar... ...ya çocuk ne istiyorsa onu yapsın. Şimdi sınav girecekse... ...boş bir zihinle girmeli. Yani rahatlamış bir zihinle girmeli. O yüzden sınav gününden önce... Çocuklara ders çalışmayı artık bitti. tamam mı? Ders çalışmak artık yok. Hani çok böyle işte bakması gereken yerler varsa, belki ufak ufak notları varsa, sadece o ufak ufak notlarına bakabilir, onda sıkıntı yok. Ama çocuğa baskı yapmıyoruz. Hafif bir müzik, özellikle klasik müzik, yani sözsüz müzik olmasına özen gösterin. E, çünkü o sözlerdeki bazı noktaları çekip bir stres yaratabilir. O yüzden o sözsüz hafif bir müzikle evde dinlenmesini sağlayın. Şimdi bazı aileler de şunu yapıyor. Ya yarın çocuk şey sınava girecek bir moral kaynağı olsun biz bir piknik yapalım. Bu tarz aktivitelerden lütfen uzak durun. İşte yeme düzenini hadi bugün de hamburger yesin gibilerinden. Yani çocuk sürekli bir sisteme alışmış. Onu bir anda bozmaya çalışılıyor. Bu durumlardan lütfen uzak durmaları gereksinliği ailelere bilgilendirmeniz gerekmekte. Onun dışında başka neler yapabiliriz? Ha, motivasyon. Sınava gireceği anda, o sınava daha girmeden alıyoruz, diyoruz ki yani isterseniz konuşabilirsiniz. Sen elinden gelen her şeyi yaptın, ben sana kefilim. Biz zaten hani sınav öncesinde onlarla sohbet ediyoruz. Aynı şeyleri bizler de söylüyoruz. Ama A'ya da aynı şekilde söylemesi gerekiyor. Bu senin son dönüm noktan değil. Daha önünde pek çok dönüm noktası var. Geçmişteki tecrübelerinden yararlandın, onlardan dersler çıkardın. Geçmiş artık hiç düşünme. Sen elinden gelen her şeyi yaptın. Başaracağına eminim. Bir çocuğu motive edici, işte Belki hayal kurdurabilirsiniz. Ah işte e, mesela şuradaki okula gittiğinde şunu şunu yaparız, şunu şöyle yaparız. Ya da işte ay sınavım bitsin de bir an önce şeye gidelim, tatile gidelim gibi. Onu böyle o sınav algısına birazcık daha uzaklaştırmaya, daha rahatlatmaya çalışan yöntemler uygulayabilirsiniz. Motivasyon en önemli şey dedik. Bunun için her zaman olumlama yapıyoruz dedik. Başarısız öğrenci yoktur motive edilmemiş öğrenci vardır. Yani içindeki cevheri çıkartılmamış öğrenci vardır. Hepimizin içerisinde bir cevher var. Hepimizin farklı potansiyelleri var. Kaç yaşında olursak olalım. Önemli olan nokta kendimizi tanımadığımız için. Kend, yani o kadar çok başkaları başkaları iş, şu, bu, ev, temizlik, şuydu, buydu derken kendimize odaklanmadığımız için neyi seviyoruz, neler yapabiliriz, bu yoldan başka nerede yürüyebiliriz, bunları potansiyeller, farklılıklar bunlara bakmadığımız için hep aynı durumdaymışız gibi kendimizi ifade edebiliyoruz. Oysa ki bizim bile kaç yaşında olursak olalım içimizden çıkartılacak cevherler dizisi var. O yüzden başarıyı çocuğa motivasyon vererek o isteği, o tutkuyu çıkartarak yapmanız gerekiyor. Benim öyle öğrencilerim oldu ki meslek lisesinde olanlar tıp mı, hukuk tuturanlar ya yani neler neler oldu. Matematik sıfır olan 30'a çıktı. Yani bu tabii ki de hani sadece test başarısı olarak değil. İşte iletişimle hiçbir iletişim kurmayan öğretmenlerine söz dahi almayan, arkadaşlarıyla tek kelime konuşmayan insanlar bile sonrasında konuşur oldu. Çünkü hepimiz aynıyız. Aynı ortak zeka düzeyine sahip bütün insanlar o içindeki cevher, o motivasyon verildikten sonra bir şeyleri başarabilir. Nerede olduğum değil, nereyi hedeflediğim ve bu hedef doğrusunda ne kadar ilerleyeceğim önemli. Ben elimden geleni yapabilecek miyim? Bu tutku var mı içimde? Bu tutkuyu ortaya çıkartırsam onu alacağım. Bundan emin olmanız gerekmekte. Diğer bir nokta, motivasyon noktalarını da şunu da söyleyelim. Şimdi motivasyon olarak kişilerle birebir konuşuyorsunuz. Evet, ara ara dönemsel olarak mesela topladığınız 15 tane öğrenciniz var. Diyelim ki hepsi aynı, YKS ya da işte TYT, LGS, KPSS artık hangi düzeyde ise hepsini bir araya toplayıp motivasyon videosu oluşturup ya da motivasyon etkinliği oluşturup hepsini aynı yerde de toplayabilirsiniz. Bunu e, grup rehberliği şeklinde yapabilmeniz de mümkün. Hani biz bireysel olarak yapıyoruz. Evet ama grup olarak da böyle aralarda yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirsiniz. Grup rehberliği şeklinde. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.